Değerli arkadaşlar hepinize merhaba yine sınavı geçen başarılı bir arkadaşımızın yorumuyla başlamak istediğim videoya arkadaşlar bugün 50 tane soru çözeceğiz açıklamalı ve detaylı gideceğiz önemli yerlerden bahsedeceğiz yeni gelen arkadaşlarımız bu videonun hemen altında ilk yorumda sorularımız var oradaki soruları bol bol çözmeye çalışın arkadaşlar size sınavı kazandıracak olan sorular işte aşağıdadır ve biz bu aşağıdaki sorulardan birebir benzer çok soru yakaladık bu yüzden elinizden geldikçe bol bol soru çözmeye çalışın emin olun sınavı geç geçmenin tek yolu budur diyorum ve hemen sorulara geçiyorum. Hazır mıyız? Hadi başlıyoruz. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmaya gerektirir? Dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar peki A şıkkı trafiği hızlandırma işaretiydi değil mi B şıkkı geceliğin geç işaretiydi D şıkkı da e, trafiği yavaşlatma işareti olacaktı yine bu videonun altında bu trafik görevlisi ile alakalı sorularımız da var mutlaka bakalım bu soruda anahtar kelime var Gör görmez hemen işaretliyorduk aşağıdakilerden hangisi 3. derece ağır yanıkların bir göstergesidir derinin kur ve ayrılı olması, yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması, kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması, deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. İşte anahtar kelime orada sinir harabiyeti. Biz sinir harabiyetini gördüğümüz zaman hemen 3. derece ağır yanık olduğunu görecektik. Ve hiç düşünmeden şöyle gözümüz kapalı işaretleyecektik. Geldik 3'e. Arkadaşlar bu soru kalıptır. Şıkları bile değişmez. Dilerseniz ezber yapabilirsiniz. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Görsele bakalım. Şıkları okuyorum. Birincisi yol var, ikincisi giriş olmayan yol, birincisi doğru. ikincisi taşı trafiğine kapalı yol, birincisi taşı trafiğine kapalı yol, ikincisi giriş olmayan yol, birincisi azami hız sınırlaması, ikincisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu. Doğru olan arıyoruz değil mi? Hangisi işte Ceyhan şıkkıdır arkadaşlar. Birincisi taşı trafiğine kapalı yol. ikincisi girişi olmayan yol şeklinde olacaktır. Anlamlarını da hemen size söyleyeyim. Arkadaşlar girişi olmayan yol levhası anlamı şudur. Yani araç sürücülerinin bu yola girmemeleri gerektiğini belirtir. Bu yola bisiklet girer. Moped girer. Motosiklet girer. Bisiklet girer değil mi? At arabası da girer. Sadece araç sürücüleri bu yola girmemelidir arkadaşlar. Diğerine geldiğimiz zaman... Yani birincisi taşı trafiğine kapalı yol. Bunun anlamı ise yolun her iki yönden taşı trafiğine kapalı olduğunu bildirir. Sadece yayalar girebilir anlamlarını söyledim. Hani aklımızda bulunsun diye. Geldik dörde. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceliğin dur işaretidir? Dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. A şıkkı trafiği hızlandırma işareti, B şıkkı geceliğin geç işareti, D şıkkı da dönüş işareti şeklinde olacaktır. Geldik 5'e. Bir görsel soru. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Görsele bakıyoruz. Işıkları okuyorum. U dönüşü yapmalı, bir numaralı araca yol vermeli, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı, bir numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı. Arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bir numaralı araca yol vermeli. Birazdan bunun ile alakalı bir soru daha çözeceğiz. Bunun bir de sıralaması var. Onu sıralamayı da vereceğim ilerleyen sorulara doğru. Bir tane daha benzer var. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda görsele bakıyoruz. Görsele baktığımız zaman oradaki her iki taraftan daralan kaplama levhası olduğunu görüyoruz. Ama bu tarz soruda bir de oraya şu levhaya koyar. Karşıdan gelene yol ver levhası koyar. Eğer öyle olsaydı sıralamaya biz bakmayacaktık. Yani birazdan vereceğim sıralamaya bak bakmayacaktık. O levhaya bakacaktık arkadaşlar. Yani karşıdan gelen kişiye e, araca yol verilecekti. Bizim cevabımız B şıkkı bir numaralı araca yol verilmesi şeklinde olacaktır. Geldik 6'ya uzun bir soru. İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Kazazede düz olarak sırt üstü yatırılır, baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır. Kazazedenin bacakları 30 santim kadar yukarı kaldırılır. Hangisi amaçlanmış? Şokun engellenmesi, kanamanın durdurulması, zihinsel aktivitenin korunması, sindirim işleminin rahat olması. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır değil mi arkadaşlar şokun engellenmesidir buradaki amaç Arkadaşlar şok pozisyonda e, Beni şimdi dikkatli bir şekilde dinleyin çünkü birazdan şok ile alakalı herhalde şöyle yanlış hatırlamıyorsam belki 3 tane daha Soru çözeceğiz Şok pozisyonu şimdi hasta düz bir zemine sırt üstü yatırılıyordu değil mi Kafa yana doğru çevriliyordu. bacaklar 30 santim yukarı kaldırılıyordu ayakların yukarı kaldırılmasının sebebi Beyne Beyne diyorum. <laughs> Beyne kan gitmesini sağlamakta arkadaşlar. Şoka girmiş kişinin vücut ısısı düşeceğinden de kazazede üstü örtülüyordu ve vücut ısısı korunuyordu. Şimdi belirtilerine gelelim mi? Hemen gelelim. bilinç seviyesi düşüktü ama Deri soğuk ve nemliydi. Nabız süratli ve zayıftı. Kan basıncı düşüktü. Solunum yüzeysel ve hızlıydı arkadaşlar. Şöyle küçük bir şekilde hatırlatmış olduk. Geldik 7'ye. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Soru dikkat ister. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır değil mi? Öndeki taşıtı geçme yasanın sona erdiğini A şıkkı bildirir. B şıkkı motosiklet hariç motorlu taşı trafiğine kapalı yol anlamında arkadaşlar B şıkkı ile alakalı e, bu tarz yani bu tarz demeyeyim de aslında tek başına kendi de birer sınav sorusu yani sorular gelebilir. B şıkkına dikkat edelim. C şıkkı e, öndeki taşıtı geçmek yasak anlamında D şıkkı da azami hız sınırlaması sonu olduğunu bize bildirecektir. Geldik 8'e. Aşağıdakilerden hangisi kavrama debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur? Aracın hızlı kullanılması, ani ve sert kalkış yapılması, aracın yavaş kullanılması, park halinde viteste bırakılması. Arkadaşlar bizler ani ve sert kalkış yaptığımızda ne olacak? Kavrama yani debriyaj balatası sıyrılacaktır ve aşınacaktır. Cevabımız B şıkkı geldik 9'a. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminin parçasıdır? Soruyu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Distribütör, karbüratör, karter, alternatör. Arkadaşlar doğru olan cevabımız C şıkkı karter olacaktır. Aklımızda kalması için karter yağlama yağlama karter değil mi? Bu şekilde aklımıza tutuyorduk ama biz yine de bir hemen açıklayalım. Şimdi sistem nasıl çalışıyor? Yağ pompası karterdeki yağı belirli basınçla yağlama kanallarına gönderir. Motor yağı çalışan motor parçalarını yağladıktan sonra tekrar karter içerisine geriye getirir arkadaşlar. Karter motor yağına depoluk eder. Bakın bu söylediğim sınav sorusudur. Karter motor yağına depoluk eder. Yağın soğumasına yardımcı olur. Toz, toprak, yabancı maddelerin motora girmesini önler arkadaşlar. Yağlama sisteminin parçalarında hemen söyleyelim. Karter, yağ filtresi, yağ pompası, yağ göstergesi, yağ lambası ve yağ çubuğu şeklinde olacaktır. Geldik 10. sorumuza. Şekildeki trafik işaretini iyi bildirir. Görsele bakıyoruz. Tünel yaklaşımını, sola mecburi yönü, sola tehlikeli devamlı virajı, döner kavşak yaklaşımını. Doğru olan cevabımız ok, ok şartları ne yapıyor deniyor değil mi? İşte cevabımız döner kavşak yaklaşımı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Resimde uygulaması gösterilen ve kaza kazasedenin umiriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne adı verilir görsele bakıyoruz itfaiyeci yöntemi rantek manevrası sürükleme yöntemi hemlik manevrası doğru olan cevabımız B şıkı rantek manevrası olacaktır arkadaşlar şıkları tek tek açıklayacağım birazdan şimdi araçtan çıkarma sorularında Gözümüz kapalı rahti işaretleyebiliriz. Omrele zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılıyordu. Bu uygulama solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda da uygulanıyordu. İtfaiyeci yöntemi neydi? Kısaca hatırlayalım. Omuzda taşımaydı değil mi arkadaşlar? Kısaca zor bir yöntemdi. İlk yardımcı yaralı kişiyi yüzüstü konumda omuzun üzerine alır ve düşmemesi için belinden ve bileğinden tutar. Ters V şeklinde tutmalıydı itfaiyeci yöntemi için bunları söyleyebiliriz. Sürükleme yöntemi oldukça faydalıydı. Birazdan sürükleme ile alakalı bir soru daha çözeceğiz. Çok e, çoğu kilolu iri yarı kişilerin taşınmasında kullanılıyordu. Hemlik manevrası ona geldiğimiz zaman da ne diyorduk? Gemlik zeytin Allah korusun da boğazımızda kalması diyorduk değil mi? Tam tıkanmaydı. Hadi bakalım. Geldik kaçaya? 12. sorumuza. Yukarıda verilenler ışıklı trafik işaret çanızında yanan hangi ışığın anlamını içerir? İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. Bu ışık yandığında emniyetle durulamayacağı kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır. Aksi halde yaya ya, de işgal edilmeden durulur. Şıklar sarı, yeşil, kırmızı, kırmızı oklu. Arkadaşlar doğru olan cevabımız A şıkkı sarı olacaktır. Şimdi şöyle bir açıklayalım hem de gözünüzün önüne getirin. Aşağıdan yukarıya doğru söylüyorum. Yanış sırasına göre yeşilden sonra sarı yandı. Kırmızı yanacaktır. Trafik kapanmak üzeredir değil mi? Yukarıdan aşağıya doğru söylüyorum. Kırmızıydı ışık sarı yandı, yeşil yanacaktır. Yani trafik açılacaktır. İkincisine geldiğimiz zaman yolumuzda giderken ışık yeşildi ama ışıklara yaklaşınca sarı yandı. E kırmızı yanacak. Duramayız çok yaklaştık. Çünkü e, e, dikkatli bir şekilde de geçme geçişimizi yapabiliriz arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. 13. aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar? Doğru olan cevabımız B şıkkı. Hava filtresi olacaktır. Arkadaşlar hava filtresi dışarıdan gelen havayı temizler. Aracın performansını artırır. Nitekim motorun havaya da ihtiyacı var. Yakıta da ihtiyacı var değil mi? şimdi zamanla hava filtresi ne olacak? Kirlenecek. E bakımı yapılmadığında da içerisine giren hava zorlaşacak. Motor çevişten düşecek. Sarfiyat artacak. Geldik 14'e. Karayolları trafik kanununa göre M, A1, A2, A, B1, B, B, F ve G sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? 10, 15, 20, 25. Doğru cevabımız A şıkkıdır değil mi? 10 yıl geçerlidir. Bir tane daha vardı 5 yıl geçerli olan onları da söylüyorum. Bakın 5 yıl geçerli C1, C1'e, C, D1, 1 e c d 1 d 1 e d ve D sınıfı şeklinde olacaktır arkadaşlar. Bu saydıklarım da 5 yıl şeklinde geçerlidir. 15'teyiz. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar? Tek tek söyleyeceğim. Su ve yağ soğutmalı, su ve hava soğutmalı, yağ ve motorin soğutmalı, hava ve benzin soğutmalı. Doğru olan cevabımız B şıkkı su ve hava soğutmalı olacaktır. Arkadaşlar motor yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere biz motor diyorduk değil mi? Motor çeşitlerinde zamanlarına göre ayırdığımız zaman 4 zamanlı ve 2 zamanlı olarak biz ayırıyorduk. Yakıtlarına göre ayırdığımız zaman da 3 taneydi değil mi? Benzinli motor, dizel motor, LPG'li motor şeklinde 3 taneydi. yakıtın yanma yerine göre ise 2 taneydi. İçten yanmalı motorlar, dıştan yanmalı motorlar şeklinde soğutmalı soğutma sistemine göre iki tane hava soğutmalı su soğutmalı şeklinde olacaktır. Geldik 16'ya. Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? Kaza sedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli. iri ve kilolu kaza zedeleri bu teknikle taşımalıdır. itfaiyeci yöntemi rentek manevrası, hemlik manevrası, sürükleme yöntemi. Doğru olan cevabımız deniz ışıkı değil mi? Sürükleme yöntemi olacaktır. Hani daha önceki e, videomuzun başlangıcında soruyu ben açıklamıştım ya arkadaşlar. İri, kilolu demiştim işte sürükleme yöntemi olacaktır. 17'deyiz. Bunları açıklayalım. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşım levhasıdır? Dikkat bakalım. Doğru olan cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar A şıkkı onarım yaklaşım levhasıydı B şıkkı demir yolu hamzemin geçici yaklaşımı C şıkkı da kontrollü demir yolu geçidi olacaktır 18'deyiz Aşıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur Fren balataların aşınması Karter contasının yırtılması Hava filtresinin kilenmesi Rot ayarının bozulması Doğru cevabımız B şıkkıdır değil mi? Karter contasının yırtılması olacaktır arkadaşlar. Yırtıldığı zaman motor yağı eksilecektir. 19'dayız. Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir? Isıtma bujisi ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, akü şarj ikaz ışığı. Doğru olan cevabımız A şıkkı ısıtma bujisi ilk az ışığı olacaktır. Birazdan ısıtma bujisi ile alakalı bir soru daha çözeceğiz. Geldik 20'ye. Egzoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisiyle olur? Boşaltım yolu, dolaşım yolu, sindirim yolu, solunum yolu. Hani bahsediyordum ya bazı sorular mantık gerektirirdi. İşte o sorulardan bir tanesi budur arkadaşlar. Biz egzoz gazı zehirlendiğimizde solunum yoluyla alırız değil mi onu? İşte cevabımız denizle şıkkı olacaktır. Karayolunun sağ ve soluna konağı şeklindeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. kavşa, köprüye, talih yola, demir Biraz önce söyledim hangisiydi? B şıkkıydı değil mi? Köprüye yaklaşıldığını bildirir. Hadi bakalım geldik diğer sorumuza. Egzoz susturucusu yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasına görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir? Gürültü kirliliğinin artması, motorun ısınarak stop etmesi, gürültü kirliliğinin en aza inmesi, egzozdan siyah renkte duman çıkması. Arkadaşlar bir egzoz susturucusu vardı. Bir yani bir susturucu var. Biz o susturucuyu çıkarttığımız zaman e, gürültü kirliliği ne olacak? Artacak. Hadi bakalım A şıkkı dedik. 23'teyiz. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur? Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak, dirsekle omuz arasına turnike uygulamak, omuz üzerine baskı uygulamak, kanayan yere tantürlüot uygulamak. Arkadaşlar doğru olan cevabımız B şıkkı. Dirsek Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak. Şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. El bileği ile dirsek arasına meydana gelen bir kanama var. El bileği ve dirsek arasına, değil mi? Şimdi omuz üzerine baskı uygulamak olmayacaktır. Yara tantür tentürdiyot asla dökülmez. Kanayan yer kalp seviyesinden aşağıda tutulmaz arkadaşlar. Daha da yukarı tutulur ki hani kanama daha da hızlanmasın diye cevabımız B şıkkı olacaktır. 24'teyiz. Römork takmış otomobilin azime hızı römorksuz halindeki azime hızına göre nasıl olmalıdır? Aynı yarısı kadar 10 km saat daha az 10 km saat daha fazla. Doğru cevabımız C şıkkı. 10 km saat daha az olacaktır. Soru kalıptır. Şıkları asla değişmez. Hadi 25'teyiz. Aksine bir şart bulunmadıkça otoyolda otobüs tarih için azime hız saatte kaç kilometredir? Diğerlerini de söyleyeceğim arkadaşlar. 100, 110, 120, 130, Doğru olan cevabımız A şıkkı saatte 100 km olacaktır otobüs için söylüyorum otoyolda 100 kilometreydi değil mi yerleşim yeri dışında bölünmüş yollarda 90 kilometre yerleşim yeri dışında şehirler arası çift yönlü karayolunda 80 kilometre yerleşim yeri içinde de 50 kilometre olacaktır bu söylediklerimde tek başına birer sınav sorusudur 26'dayız çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede hangisidir? açık karın yarısı olan, ayağı kemiği kırık olan, bilinci yerinde olmayan, solunum yolu zehirlenmesi olan. Arkadaşlar en son yani bir hayatı tehlikesi yok. Sonra da gitse bir şey olmaz. Yani B şıkkı ayağı kemiğine kırık olandır değil mi? Diğerinin açık bir karın yarısı var. E, ötekinin bilinci yerinde değil değil mi? Diğeri zehirlenmiş yani B şıkkı olacaktır. 27'deyiz görsel bir soru. Biraz önce pardon o soru değil. <laughs> Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır? 2 nolu araca bakalım. Hızını artırmalı, bu dönüşü yapmalı, 1 nolu araca yol vermeli, 1 nolu araca ikaz ederek durdurmalı. Bir soru daha vardı aklımda onunla karıştırdım. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir nolu araca yol vermeli. İki şeritli yol tek şeride düşüyor. 2 nolu araç hızını azaltacak. ve Bir nolu araç e, geçecek arkadaşlar. Geldik 28'e. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir? Koyu renkli ve taşma tarzına kan akması, sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması, yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması. Doğru cevabımız B şıkkı. Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanamadır arkadaşlar. Kılcal damar kanaması sorularımızı geriye dönük ya da aşağıdaki ilk sorularımıza da bakmaya çalışın. Kanamalar ile çok çok detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi koyu renkli ise unutmayalım. Toplar damar kanaması diyeceğiz. Niye koyu renkli? E çünkü kirli kanı taşıyor. Bu şekilde aklımızda tutalım. Eğer açık renkte ise atar damar kanaması diyeceğiz. O da temiz kanı taşıdığı için bizim cevabımız B şıkkı olacaktır. 29'dayız. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süreyle geri alınır? 1, 2, 3, 4, İlgili mahkeme tarafından bir yıl süreyle geri alınacaktır A şıkkı olacaktır 30. sorumuzdayız son 20 tane sorumuz kaldı Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz Hadi bakalım Önünde arkasında yol tarafındaki yanında Ön ve arkasına 50 metre mesafede Şekildeki park etmiş aracın arkadaşlar hangi tarafında duraklama yapılmayız? Önünde ee, yapabiliriz. Arkasını da yapabiliriz yani 50 metre mesafede yapabiliriz tabii ki ama yol tarafındaki yanında yani aracın sol tarafına bak ne var şeritler var ya orada işte biz orada duraklama yapamayız arkadaşlar duraklama yaparsanız biri gelir sizi görmez küt diye vurur Allah korusun cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır. Bu yüzden altında görseller var gördünüz mü? Bilmiyorum 95 tane hazırladım. Tek tek de açıkladım onlara mutlaka bakalım. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması? gerekir. Rot ayarı, rölanti ayarı, supap ayarı, far ayarı. Aracın farlarında arıza var. Onu gidermek için far değişimi yaptıktan sonra neye bakacağız? Far ayarına bakacağız, değil mi? E çünkü farda bir arıza vardı. E, far değişimi de yaptık. Far ayarına bakacağız. Denizli Şıkkı 32'deyiz. Aksine bir şart yoksa arkadaşlar biraz önce çözdüğümüz soru var ya görsel Size demiştim onun sıralamasını vereceğim diye. işte şimdi vereceğim onu. Aksine bir şart yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile iş makinesinin karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? İş makinesi otomobile, otomobil iş makinesine. Şeridi daralmış olan diğerine, dingil ağırlığı az olan diğerine. Doğru cevabımız A şıkkı iş makinesi otomobile yol vermelidir bu tarz sorularda öncelikle eğer görsel olarak sorduysa levhaya bakıyorduk değil mi bize ne demek istiyor diye şu an görsel olarak vermediği için biz şöyle düşünüyoruz büyük araçlar küçük araçlara yol vermelidir diyoruz ya da sıralamayı söylüyorum birincisi otomobil iki yönlü dar yolda geçiş sıralamasıdır bu arkadaşlar birincisi otomobil 2 minibüs 3 kamyonet 4 otobüs 5 kamyon 6 traktör 7 motorsuz araçlar şeklinde olacaktır bir önceki videomuzda hemen bir önceki videomuzda en son videonun en sonunda bu sıralamayı verdim çözmeyenler mutlaka çözsünler 33'teyiz Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır? Birincisi idari para cezası verilir. 2. Karayolunda araç sürmesine izin verilir. 3. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Şıklar yalnız 1, 1 ve 2, 1 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru olan cevabımız C şıkkı yani 1 ve 3 uygulanacak uygulanacaktır. 1 ve 3 e, araç sürmesine izin verilmez arkadaşlar. Geldik 34'e. Bu soruyu açıklayacağım. Şekilde görülen geçiş üstüne sahip araçların görev halinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir? Görseli bakalım. İtfaiye aracı, polis aracı, iş makinesi, ambulans. Bu soruyu e, sıralama şeklinde nasıl sorarlar? Ondan da bahsedeceğim. Sıralamayı da vereceğim. Doğru olan cevabımız denizle Şakı ambulans olacaktır. Arkadaşlar kavşaklarda geçiş üstünlüğü olan araçların karşılaşması halinde sırasıyla ambulans birinci sıradadır. İkincisi doku organlık ilacı ikinci sıradadır. İtfaiye üçüncü sıradadır. E, polis aracı da 4. sıradadır Eğer bunun sıralamasını sorsaydı arkadaşlar o zaman da ilk geçiş sıralamasına göre söylüyorum ambulans geçecekti daha sonra itfaiye daha sonra polis daha sonra da iş makinesi yani kepçe geçecekti arkadaşlar dediğim gibi o aşağıdaki görselleri mutlaka bakalım aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir dikkatli bir şekilde bakalım Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. B şıkkına geldiğimiz zaman kamyonlar için geçme yasağı sonu olduğunu bildirir. C şıkkı tehlikeli madde taşıyan taşıt giremez anlamındadır. D şıkkı da kamyon giremez anlamındadır diyorum ve 36. sorumuza geçiyorum. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yol yüzeyi arızalıdır. Yolda tümsek vardır. Yolda yapım çalışması vardır. Yoldan yavaş geçilmesi gerekir. Arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır değil mi? Şimdi yol yüzeyi arızalıdır. Evet, arıza var orada. Yolda tümsek vardır. Evet, doğru. E, yoldan yavaş geçilmesi gerekir. Tabii ki yavaş geçeceğiz ama Ceyhan Şıkı yolda yapım çalışması vardır diyor. Arkadaşlar biz o levhaya baktığımız zaman yolda yapım çalışması olduğunu göremiyoruz, değil mi? İşte yanlış olan odur Ceyhan Şıkı. 37'deyiz. Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla 9 30 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne adı verilir? Otobüs, otomobil, kamyon, kamyonet. Doğru olan cevabımız B şıkkı otomobil olacaktır. Arkadaşlar bugün herhalde biraz fazla konuştum o yüzden dilim dönmüyor. Hani kusura bakmayın olur mu? Cevabımız B şıkkı otomobil olacaktır. 38'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Biraz önce şokun belirtilerinden bahsetmiştim. Onları hatırlayalım. Deride kızarıklık olması bilinç seviyesinin artması, vücut sıcaklığının artması, nabzın hızlı ve zayıf olması. Doğru olan cevabımız denizli şıkkıdır arkadaşlar. Nabzın hızlı ve zayıf olması şokun belirtilerindendir. Ee, ne demiştik bilinç seviyesi düşük deri soğuk ve nemliydi nabız süratli ve zayıftı kan basıncı düşüktü Solunum yüzeysel ve hızlıydı arkadaşlar Bir de şöyle yıldızın not düşelim beyin kanamasında Şok pozisyonu verilmesi sakıncalıdır sınavlarda bunu verir ışıklarda e, Beyin kanaması belirtisi olabilecek Burun ve kulak kanamasında da Şok pozisyonu verilmez Geldik 39'a Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır. Görevlinin sağ ve sol kol istikametine kalan yollar trafiğe açıktır. Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır. Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. Doğru olan cevabımız B şıktır. Arkadaşlar görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açık olacaktır. B şıkkı yine dediğim gibi bu videonun altına ilk yoruma mutlaka bakalım. Yine bir şok sorusu. Şok pulsiyonu ne? senin bacakları kaç santim yukarı kaldırılır? 30, 40, 50, 60. Doğru cevabımız A şıkkıydı değil mi? 30 santim yukarı kaldırılıyordu. Arkadaşlar bu sorular birebir sınavlarınızda çıkmış olan sınav soruları bu arada. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. Motorlu araçlarda motorlu bisiklet ve motosiklet ve traktör hariç zorunludur. Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur. İlk yardım çantasının sorularında yani ilk yardım ile alakalı sorularda yaptığım açıklamada diyordum ki motorlu araçlarda yani motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç ilk yardım çantası bulunurması zorunludur diyordum. İşte sorusunda şu an görmüş olduk cevabımız Ceyhan Şıkkı. 42. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri. Tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Aracın vitesini boşalmalı, araçta gözcü bulundurmalı, aracın kapılarını açık tutmalı, aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli. Arkadaşlar tehlikeye meydan vermemek için e, aracın vitesini boşalmak zaten bir tehlike getirir değil mi? Bu olmaz. E, araçta gözcü bulundurmak da olmaz. Kapıları niye açık tutuyoruz? Yani bu da olmaz. Cevabımız deniz Araca Aracı yol dışına veya bankide çıkarıp işaretlemek olacaktır. 43'teyiz. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisinin etkisi daha büyüktür? Kükürt, karbon monoksit, kurşun, karbondioksit. B şıkkıdır değil mi? Karbon monoksit olacaktır arkadaşlar. Hadi bakalım. 44'teyiz. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park etmiştir? Görsele bakıyoruz. yalnız 3, 1 ve 2, 1 ve 3, 1 2 ve 3. Doğru cevabımız C şıkkı. 1 ve 3 hatalı park etmiş. 3 nolu araca baktığımızda bizim buradaki amacımız nedir arkadaşlar? Bakın, iki çizgi arasında aracımızı park etmektir, değil mi? 3 nolu araç e, çizgini tam üzerine park etmiş. 1 nolu aracın yapmış, aracın arkası çizgide kalmış. Bu da olmaz. Cevabımız 1 e, ve 3 olacaktır. Yani 1 ve 3 hatalı park etmiş. 2 nolu aracı tebrik ediyoruz. <laughs> Çok güzel bir şekilde iki çizgi arasına park etmiş. Geldik 45'e. Verilen ifadede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kırmızı ışık trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretine geçme trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Oraya ne yazacağız? Asli kusur, talih kusur, yol kusuru, kusuru paylaştırma. Arkadaşlar biz asli kusur yazacağız değil mi oraya? Tali kusur da asli kusur olmayan halleri bizler tali kusur diyorduk. E, asli kusur denilince de hata ve kusur arıyorduk arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 46'dayız. Aracın aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir? Birincisi akü şarjın azalması, 2 fren balataların azalması, 3 motor yağının özelliğini kaybetmesi. Yalnız 3, 1 ve 2, 1 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru olan cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olacaktır. Akünün şarjı azalır ve motor yağı özelliğini kaybeder arkadaşlar. Buradan sevgili babacığıma da sesleniyorum. Babacığım lütfen o garajdaki arabayı artık çıkart diyorum. <laughs> Geldik diğer sorumuza. Akü sülfürik asit içerdiğinden Kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit gözleri ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir? Tiner ile yıkamak, boğusu ile yıkamak, antifriz ile yıkamak, fren hidroli ile yıkamak. Arkadaşlar böyle bir asit düşünün. Sizin gözünüze, cildinize temas etmiş. İşte tinar getir de yıkayım mı dersiniz? Antifriz getir ya da fren hidroliyle yıkayım. Onunla mı yıkarsınız? Hayır değil mi? Bol su ile yıkarsınız. İşte cevabımız B şıkkı olacaktır. 48'deyiz. Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? 90, 100, 110, 120, Doğru olan cevabımız C şıkkı 110 olacaktır arkadaşlar. Geldik 49'a. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri sürücüleri araçlarına uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir. Görselimize bakalım. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3, Doğru cevabımız A olacaktır. Yalnız bir, değil mi? Durdurmaları gerekiyor. İşte yalnız bir olacaktır. 2 e, engelli park yeridir. 3 de bisiklet yoludur arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Hadi bitti gözün Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? Yakıt tüketiminin artması, yakıt tüketiminin düşmesi, motorun sarsıntılı çalışması, motorda yağlanmanın olmaması. Doğru cevabımız aşıkı yakıt tüketimini artırması olacaktır. Arkadaşlar 50 tane soru çözdük. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video işinize yaradıysa beğenip paylaşmayı unutmayın. Hani soruları biraz okumakta zorlandım. Dediğim gibi bugün çok fazla konuştum. O yüzden kusuruma bakmayın olur mu? Ee, dediğim gibi video işinize yaradıysa beğenip paylaşmayı unutmayın. Hemen aşağıdaki o ilk sorulara da mutlaka bakalım. Hadi bakalım Allah'a emanet olun.